Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte enerji sayısını değerlendireceğiz. Çizimlerimizi birlikte yapmak suretiyle finansal okuryazarlığımızı daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Zaten cazip hisseler videomuzda da Enerjisa'dan bahsetmiştik ve cazip olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Enerjisa şu an itibariyle dahi ben cazip olduğunu düşünüyorum ve hedeflerinin daha yüksek seviyeler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi teknik çizimlerimizi yapalım ve destek ve direnç seviyelerimizi majör trendlerde görelim. Sonrasında ise minör trendlere gelelim. Günlük vadede Enerjisa hissesinin fiyatlarını takip etmeye, analiz etmeye çalışalım. Majör trendleri çiziyoruz. Çünkü boğa piyasasındayız. Boğa piyasalarında majör trendlerin destek ve direnç bölgelerine göre alım satım yapılması sizlere maksimum kazancı sağlayacaktır arkadaşlar. Bakın aylık ve logaritmik bir görüntüdeyiz. Piyasaya arz edildiği tarihteki zirve noktayı alıyorum ve buradaki 2023 yılında yapmış olduğu zirve noktamıza diğer bir kanalın bandını yerleştiriyorum. Altta ise en dip noktaya getiriyorum arkadaşlar. Kanal alt bandımı koyuyorum. Aylık görüntümüzde kanal orta bandımızın çok güzel direnç rolü oynadığını, üzerine attıktan sonra kanal üst bandından yemiş olduğu satıştan sonra kanal orta bandının yıllar sonra dahi milimetrik tuttuğunu görüyoruz. Ve şu görüntü bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Geçen ay itibariyle Temmuz ayında kanalın üstüne attığını, kırmış olduğu önemli bir üst kanal çizgisini bu ay retest ettiğini, aslında alım fırsatı verdiğini ve bundan sonra kanal teorimiz bize ne söylüyor? Fiyat diyor bir kanal boyu gitmesi lazım. Çünkü birinci kanalı kırdı diyor. Kanalımıza aynen klonluyoruz arkadaşlar ve getiriyoruz. Kırılan bandın üstüne yerleştiriyoruz. Uzun vadede Enerjisa'dan beklentimiz yeni kanalın orta bandı. Buranın da kırılmasıyla kanal üst bandı olacaktır. Günlük çizimlerimize şimdi gelelim arkadaşlar. Aylık olan görüntümüzü ne yaptık arkadaşlar? Günlüğe çevirdik. Yine logaritmik grafiklerde çiziyoruz. Destek bölgemize bakalım. Yukarı yönlü oluşturulan yükselen bir trendimiz var. Yükselen trendimizin destek bölgesi bu beyaz trendimiz. Bu beyaz trend aşağı yönlü kırılmadıkça Enerjisa hissesinin bu beyaz trende değmesi halinde buraların alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Hangi vadede değerse ona göre fiyat değişecektir. Öncelikle bizim desteğimiz neresi arkadaşlar? Kırmış olduğumuz kanalımızın bu üst bandı dediğimiz yer, yani yeni kanalımızın ise alt bandı olarak karşımıza çıkacaktır. 48 TL'ler önemli bir destek bölgesidir. 50 TL'ler ise psikolojik direnç bölgesidir arkadaşlar. 49.98'de kapattığımızı görüyoruz. 48 TL altta bizim desteğimiz var kısa vadeli. Onun da altına gelmesi halinde 40 TL'ler gözüküyor. Belki bu beyaz trende kısa vadede değmeyecektir. Fiyatlar aşağı yukarı gidecek ve uzun vadede belki de bu beyaz trende daha yüksek seviyelerde değme ihtimali vardır arkadaşlar. Şu anda 48 TL bizim desteğimiz. 48 TL'nin üzerinde daha önceki zirve noktası 55 TL civarları bir ara direnç olmakla birlikte bizim kısa vadede hedefimiz aslında kanal orta bandıdır. 75-80 TL'lerin ben Enerjisa hissesinde kısa vadede hedef olacağını, uzun vadede ise kanal üst bandımız olan 130 TL'lerin hedef olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Enerjisa hissesindeki görüntümüz bu şekildedir arkadaşlar. Arkadaşlar yönün ben yukarı yönlü olacağını, düşüşlerinde alım fırsatı olduğunu, Borsa İstanbul'da genel yönün bu sene sonuna kadar yukarı yönlü okunması gerektiğini, minör direnç bölgelerine dolar bazlı gelmemizden dolayı ve piyasalardaki bazı haberlerin de bu zaman diliminde gelmesinden dolayı bir dalgalanma olabileceğini düşünüyorum. Her yayınımda zaten bunları söylüyordum. Ancak düşüşlerin alım fırsatı olacağını, bu Enerjisa hissesinin de öncelikle 75-80 bandına gideceğini, uzun vadede ise 130 TL civarlarına kadar gitmemizi beklerim. Tabii hangi zamansallıkta gelecekse bu söylemiş olduğum direnç bölgeleri de yükselen bir direnç bölgesi olduğundan dolayı değişkenlik gösterecektir. Daha yüksek seviyelerde direnç olarak karşımıza gelebilir arkadaşlar. Yayınların yapılma amacı finansal okuryazarlığınızı geliştirmeniz, boğa piyasasında maksimum kazancı sağlamanızdır arkadaşlar. Birlik beraberlik içerisinde hiçbir maddi beklenti içerisinde olmadan dayanışmayla bu bilgiler sizlerle paylaşılıyor. Aynı dayanışmayı sizden de bekliyorum. Kanalıma abone olmak suretiyle izlerseniz beni mutlu edersiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.